Bugün geleceğin için ne yaptın? Yine soruyorum, her gün soracağım ve size 151 gün kaldı LGS'ye. Her gün bu soruyu soraraktan beraber çalışacağız, çabalayacağız ve başaracağız diyoruz. O zaman Thomas Edison'un mükemmel bir sözüyle başlıyoruz. Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık buna kendimiz bile şaşardık. Gerçekten de belki umudunuzu yitirmiş olabilirsiniz. Belki moraliniz bozulmuş, motivasyonunuz düşmüş olabilir. Ama yapabildiğimiz her şeyi yaparsak kesinlikle bu işi başaracağız. O yüzden gerçekten de gaza gelerek, çalışarak ve didinerek bu işi tamamlayacağız diyoruz. Günün yorumuna bakalım. 1500 tane beğeni almış Abdüselim Hatay. LGS'ye 5 ay kaldı ve netlerim. Ben hala memnun değilim. Ne yapmalıyım? Yapacağımız şey çok basit. Demek ki bir sorun var. Bu sorunun üzerine geleceğiz. Bu sorun ne olabilir? Belki konu eksiğimiz vardır. Bu sorun ne olabilir? Belki yeni nesil sorularla takılıyoruzdur. Bu sorun ne olabilir? Gerçekten de hata yapmaya çok meyilliyizdir. Veya zamanımız yetişmiyordur. İşte bunu belirleyeceğiz. Sorunu belirledikten sonra ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Sorunu çözmek için müdahale etmemiz gerekiyor. Onun için de en güzel yöntemlerden bir tanesi. Konu eksi olanlar mutlaka konu eksini tamamlasınlar. Eğer soru pratiği az olanlar yeni nesil soruları kademeli bir şekilde, kolaydan zora gidecek şekilde, sakın ha sakın zor şeyden başlamayın. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorularını bile hafifletmeye, kolaylaştırmaya başladı. O yüzden rica ediyorum, doğru kaynaklarla doğru şekilde çalışalım. Günün kitabına bakalım. Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck'in, Amerikalı bir yazar, iki tane çiftçinin hikayesini anlatıyor aslında bize. Ne yapıyor? George Milton ve Lenny Small'un öyküsünü anlatıyor ve gerçekten de insanlığa ders verecek hikayeler var içeride ve bunu okudukça da paragraf yorumlama becerilerimiz gelişiyor diyoruz. Peki günün kaynağına bakalım. İlk tekrar LGS. Malum ilk dönemi bitiriyoruz ve gerçekten de çok heyecanlıyız ama gerçekten sağlam temeller üzerine bitirmemiz gerekiyor. İlk tekrar LGS kitabında yeni nesil sorularla tamamı yatay tarzda, yeni nesil deney soruları fende, matematikte bildiğimiz gibi yeni nesil sorularla, Türkçe'de uzun infografik sorularla, aynı şekilde diğer derslerde tüm dersleri kaplayacak dönem tekrar yapmamızı sağlıyor. Sağlam temellerimizi sağlıyor. Hatta bunlar için de sizin için 3 tane şey yaptık. LGS tekrar programını Türkiye'deki tüm kitapçılardan alabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Türkiye'de Tomuş Kitapçı'nın lisesi aşağıda var. Onunla beraber zaten veriliyor. Onun 3 tane programı var. Bir tanesi temel tekrar seti var. Aynı zamanda bir tanesi hızlı tekrar seti var. Bir tane de Pro tekrar seti var. Hangisi sana uygunsa onu al ve onun içinde kitaplardan yararlanaraktan, tabii ki her birisi farklı kitleye hitap ediyor. Pro tekrar setinde denemelerindeki netleri yüksek olanlar için, hızlı tekrar setinde matematik takviri, matematikle cebelleşenler için, temel tekrar seti de biliyoruz ki işte hani genelde temelden bütün konuları tekrar etmek isteyenler için, gerçekten de hani setleri göstermek bile istemiyorum. İnanılmaz kalın setler bu şekilde. Büyük setler. Bunların hepsini Türkiye'de tüm Tonguç kitapçılarına ulaşabilirsiniz. İlk tekrar LGS kaynağımızda burada. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.